Genel branş, spor genel branşında mı Bayram Paşa'da sevgili Sağlam? Şimdi şampiyonamıza, Serkan Üstad'ımıza şunu ifade etmek istiyorum. Bayrampaşa'da amatör spor, yani bu sadece futbolda değil, yani amatör sporla ilgilenen, mesela bugün Bayrampaşa'da genelde amatör sporla ilgilenen kurum ve kuruluşlar varsa şayet yani, evet, bunlarla alakalı 2010 yılına damgasını vurmuş olan arkadaşları biz bu sene ilk yaptığımız için sizlere takdir edersiniz. İlkin evet, muhakkak eksiklerimiz, gediklerimiz oluyor. Muhakkak. Ama Allah kısmına derse 2011'in, ocağın 1'inden itibaren şu an düğmeye bastık. Önümüzdeki, yani bu 2011 yılının ciddi anlamda fizibilitesini yaparak adayları ve de tespit etmek için, yani bu önemli insanları, sporcuları, çok geniş bir ekibimiz var. Ama 2010 yılına genelde büyük ihtimalle sevgili şampiyon, spor ağırlıklıysa futbol ağırlıklı bir olacak. Çünkü bizim de orada bir eksikliğimiz var. Diğer branşlardaki tarama imkanımız olmadı söz konusu. Sizlerden de bu konuda bu 2011 yılı için desteklerinizi bekleriz. Peki. Ben Cemil Bey'e ülkemize kazandırmış olduğu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir şekilde bizi aydınlattı. Evet. Bayrampaşa neymiş de biz bilmiyormuşuz diyorum ben burada. Evet. Gerçekten çok önemli bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Ben de çok teşekkür ederim ilginize. Desteğinizi bekliyorum şampiyon. Evet, o zaman ayın 19'unda Serkan Yılmaz'ı da davet ediyoruz. Sevgili değerli dostum Cemil Sağlam. Ben heyecanını paylaşıyoruz, buyur. Çok özür diliyorum. Lafa girdim burada. Cemil Bey burada bize bilgi verirken ben hemen aklıma bu 85 yıllarında futbol oynardım ben. Evet. Giderdim futbol sabah 8-9, akşam 8. Ondan sonra tekvandoya kaçardım. Tekvando yapmaya giderdim. Futbol sahasında hocam kulağımdan yakalardı beni. Tekvando hocam doğru götürürdü spor salonuna. Spor salonuna giderdim. Bu sefer futbol hocam tutardı kulağımdan. Sahaya götürdü. Maç olurdu. Allah'tan bir şey. İki arada yani, bir derede kalırdı. Kaza yaşanmamış. Şu an benim Ümit Milli'de A Milli takımda oynayan bir sürü arkadaşlarım var. Kendilerine buradan selam söylüyorum bizi izliyorlarsa. Futbolda da güzel şeyler yapmıştık ama bir zamanlar şimdi artık mücadele sporlarına döndük. Evet. Bunu da sevgili seyircilerimize duyurmak istedim. Evet. Sevgili Sağlam, bilgiler için teşekkürler. Ayın 19'unda heyecanla yanında olacağız, destek olacağız. Tüm Paşa Vizyon ve Paşa Gol çalışanları adına sana iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgili hocam, hayırlı geceler. Tabii son olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Sizlerin spor birikimi, sporla olan ilgisi, alakası ve üstadlığını da o akşam orada gecemizin sunuculuğunu yapacağımızın da izleyicimize müjdesini vermek istiyorum. Evet. Biz zaten bir aileyiz, her zaman yanındayız. İnşallah biz de sağ salim olur o günü görürsek sunumu da en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam, hayırlı akşamlar, başarılar. Sağ olun. Evet, hemen bekleyen elektronik postalar var. Biraz onlardan okuyalım çünkü bayağı yığıldılar. Zekeriya Koç yollamış. U14 profesyonel gruplarının birleştirilme imkanı varsa diyor buradan federasyona. Özellikle İstanbul'da Yemen Ekşi olan sesleniyoruz, birleştirilsin veya akademi ligindeki gibi 3 devreli oynatabilirse ben ve birçok veli çok mutlu olur. Şu anki sistemde 8-10 maç yapacaklar, yani süre antre olmalarını istemiyor anladığım kadarıyla veli. İnanın emeklerine yazık olacak, ilginiz için şimdiden teşekkürler diyor. Biz de bunu buradan başta Mahmut Özgener olmak üzere Sayın İstanbul İl Başkanı Yemen Ekşioğlu ve çalışanlarına, ekibine bildiriyoruz. Evet, hızla okuyalım. Tabii Maltepe'den geliyor. İyi akşamlar Mehmet abi, başkanımızı programı davet ettiğiniz çok sağ olun. Başkanımıza bize verdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Maltepe Yıldız Spor'dan Uğur demiş. Uğur Topbaş. Tabii güzel şeyler bunlar. Hızla birkaç tane daha okuyalım. Evet. Merhaba Mehmet abi. Maltepe Yıldız Sporcusu olarak başkanımız Sayın Arzu Lüleci ve Murat Lüleci verdikleri emek ve katkıdan dolayı çok teşekkür ederim. Bir genç oyuncu olarak bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Oyuncuları Uğur ve diğer arkadaşları adına gelmiş. Bakalım bir tane daha var. Evet, o aynı tekrar gelmiş. Bakalım burada ne var? Evet Sayın Mehmet Hocam, öncelikle iyi akşamlar. Konuğunuz Maltepe Yıldız Spor Başkanı Arzu Hanım'ı yapmış olduğu hizmetle ve erkek yöneticilerin bile bu işte zorlanması halinde bir bayan olarak örnek teşkil ettiği için tebrik ediyor ve başarının devamı diliyorum. Sizce bir bayan olarak kulüp başkanlığının zorlukları nelerdir? Bir başkan yollamış bunu, Tamer Canbaz. Adam gibi adam, Güzelce Spor Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Canbaz yollamış. Büyükçekmece'den soru size.
Amatör sporlarına gönül vermiş değerli kardeşim Mehmet Çelik, misafirlerinden değerli sporcumuz Serkan Yılmaz ve kulüp başkanı Azurlu İzci'ye iyi akşamlar diler. Başarınız devamı dilerim. Arzu Hanım'a bir sorum olacak. Belediyeler spor kulübü kurdukları zaman ilk önce takım sporlarından başlıyorlar. Acaba neden? Ferdi sporlarda öncelik tanımıyorlar. Halbuki ferdi sporlara daha başarılı olunduğu görülüyor. Bunun örnekleri de var. Olimpiyat, Dünya, Avrupa yapılan uluslararası turnuvalarda müsabakaların neticelerine bakıldığı zaman ferdi sporların sıralamalarda daha çok madalya getirdiklerini görüyoruz. Ferdi sporlara öncelik tanınmasının nedenleri nedir? Tanınmamasının nedeni nedir? Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. İstanbul Kickbox İl Temsilcisi Nurettin Olgun. O da karizmatik, yakışıklı, evet, çok değerli bir başkanımız. Çok sevdiğim bir başkanım. Evet. Merhaba Mehmet abi. Maltepe Yıldız Spor olarak başkanımız Sayın Arzu İzci'yi özellikle verdiği emekten dolayı çok teşekkür ediyoruz demiş. Başarının devamını dilemiş Topbaş ailesi. Sayın Olgun biraz sonra o güzel görüntüler ekranlara gelecek. İsterseniz size gelen soru Sayın Tamer Canbaz'ın, Sayın Başkan'ın sorusu. Söyleyeyim. Bayan Başkan olarak zorluklarımızı diyor. Bir bayan başkan olaraktan hakikaten eksi ve artı yönleri iki taraflı olarak da var. Yani zorlukları da var, artıları da var. İnanın şeyde mesela o güne gittik dediniz, beraber kahvaltıdaydık, çok güzel. Orası ufak, yani bizim Maltepe'mizin beraber olduğu güzel bir aile ortamıydı. Mesela en basitinden ben size spor bakanımız Faruk Bey'in 30 Ağustos'ta bütün spor kulübü başkanlarına iftar yemeği verdi. İftar yemeğine başkan yardımcımız Adem Bostepe ile beraber katıldık. Gittim oraya. En fazla iki tane eşiyle gelen başkanımız vardı. Hepsi genelde tek gelmişler. Görevli 4-5 tane bayanımız vardı. Yani 10 tane bayan yoktu. Tek bayan ben, yani şimdi masamızı arıyoruz. Maltepe bölgesinin masası, evet, nerede diye. Şimdi tabii ki insan böyle çok toplu, hani bir 15-20 kişilik ya da 30 kişilik yerde tek bayan o kadar, ama bir böyle bir bütün İstanbul'un kulüp başkanları ve yöneticilerine verilmiş bir yemek. En fazla diyorum ya size, 10 kişi bile değildik yani. Hakikaten bazı şeylikleri de var yani, böyle zorluk, karabalık ortamlarda tek bayan olaraktan temsil etmek de zor. Ama gönül verdiğimiz konu çocuklar olunca ve spor olunca bütün zorluklara, evet, katlanıyoruz. Zorlukları da bir tek böyle anlattığım gibi de değil tabii ki. Bazı zorluklarımız da var. Ama inanın çocuklar konu olduğu için genelde artıya dönüyor konu. Ve Uğur oğlumuza da çok teşekkür ediyorum. Bana tebrik ettiği için. Kendisi bizim 17'de defansta oynayan oyuncumuz. Sağ olsun göndermiş, düşünmüş, seyretmiş. Ama genelde iyi yani. Bizim kulübümüzün, evet, en önemli zorluğu diyorum ya, kulüp olaraktan en önemli şeyimiz tesis. Tesis sıkıntımız, evet, gece dediğim gibi idman sıkıntımız. Bayan başkan olaraktan fazla bir zorluk çek. Genelde yani, kendim de spordan geldiğim için fazla bir sıkıntım, evet, yok. Peki Sayın Başkan, tekrar oraya döneceğiz. O gece idmanına döneceğiz ama o günkü önemli geniş bir toplantıda sanıyorum siz Hüseyin Koca'ya bu sıkıntıları gerek yazılı gerek de sözlü ifade ediyorsunuz. Hı-hı. Ama sanıyorum burada tabii belediye başkanımız başta olmak üzere aslında Ali Tanrı'ya şükür gibi değerli bir büyüğünüz var. Herhalde bu kanayan yaraya en azından diğer kulüpler bir dayanışma içerisinde bir çözüm bulsunlar istiyorum. Ben İnşallah. De buradan sesleniyorum. İnşallah. Evet sevgili Samuray, özellikle sana gelelim. Neler yaşandı, projelerde neler yapıldı? Çok değerli ekip arkadaşlarınız, ağabeyleriniz var sanat dünyasında. İsterseniz biraz Serkan Yılmaz'ın diğer faaliyetlerinden bahsedelim. Evet, sanatsal faaliyetten bahsedecek olursak bugün Samuray Serkan'ın bu işe girmesine sebep olan sevgili Cengiz Topdemir abimizi unutmadan geçmek istemiyorum. Evet. Ben inanılmaz bir şekilde kendisine güveniyorum bu konuda. Kendisi birçok tiyatro oyunlarında ve şiir yarışmaları, kısa film yarışmaları gibi değişik sosyal etkinliklerde hizmetler olan, başarılı olan, başarıları olan birisi. Ben de kendime hoca olarak benimsedim, sımsıkı sarıldım, bırakmıyorum kendisini. İyi ki var. Ben peşinden gidiyorum. Şu an bizi de izliyor zaten. Evet, bize vermiş olduğu eğitimlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani pardon, ben başkan.
kickbox başkanımız mı bir soru yöneltmişti? Sayın Nurettin Olgun, ona da o cevap verirsiniz. Serkan Yılmaz. En son evet. Çanakkale oyununda da oynamıştık zaten. Şu an görüntülerde de izlediğimiz evet, gibi. İstersen burayı biraz böyle kademe yani şimdi, anlatır mısın Sayın Yılmaz? Bu benim aslında ilk oyunumdu. Nerede sahne aldı bu oyununuz? Bu sanırım şeyde İkitel'de bir kültür merkezinde olması lazımdı. Evet. Konu neydi burada? Konu Çanakkale ile alakalı. Çanakkale evet. Ruhunu hiçbir zaman unutmadım. Yani hayatım boyunca atalarımı örnek alan bir sporcu oldum. Ondan dolayı da işte Çanakkale oyunu başta olmak üzere tabii ki işte Kerbela oyunu var, Nene Hatun oyunu var, Mevlana oyunu var ve bunun gibi birçok oyunlar var. Bunlara mümkün olduğu kadar içinde bulunmaya çalıştım. Şu an zaten izliyoruz. Birazdan ben de görüşeceğim. Soldan bir iki üçüncü. Evet, seni burada evet. Hemen gördük. Evet, evet. Yavaş yavaş işte bu şekilde eğitimde ilk oyunumdu bu benim. Evet. Katılmış oldum. Ama bana göre çok eğlenceli, çok güzel, insana çok daha güzel duygular yaşatan bir ortam. Evet. İnanılmaz bir şeydi. Peki burada tabii Çanakkale'yi herhalde özellikle Çanakkale şehitlerimizi anma Kurtuluş Savaşı etkinlikleri sevgili süresi Mehmet içerisinde abicim. Mi bunu sahneye aldınız? Evet. Sevgili Mehmet abicim sana bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Başarılardan bahsediyoruz her zaman. Evet. Samuray Serkan Yılmaz'ın başarılarının temelinde vatan sevgisi ve ulus sevgisi var aslında biliyor musunuz? Yani tamamıyla bu. Şimdi ben atalarımla dönüp baktığımız zaman... Hemen şurada çok güzel bir sözün var senin. Geçen programda söylemiştin. Türk sporcuları, mücadele sporları ringe çıktığı zaman hangi milleti temsil ettiklerini asla unutmamaları yani. Demiştin. Şu an çok net bu sözlerin bana o günü hatırlattı. Lütfen devam et. Zaten kaybetme senin gibi, içinde bulunduğun... Zayıflık gösterme gibi bir şansımız yok evet. Bir kere. Şanlı bir milletin torunlarıyız. Yani benim başarılarım... Yani şimdi ben örnek aldığım atalarımdan bahsediyoruz ama... Benim evet. Başarılarım onların yanında hiçbir şey değil açıkçası yani. Ben sadece onları taklit ediyorum. Gerçekten. Evet. Onları taklit etmek bile bizi dünya şampiyonu yapıyor. Yani her zaman bunu zaten dile getiriyorum ben. Onların yanına bile yanaşmamız mümkün değil tabii ki. Evet. En azından onların izinden gidiyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu çok önemli duyarlılık. Peki bu projeler içerisinde devamında neler var? Yani şu ana kadar sanatsal yönde de spor ve sanatın birleştiği diğer tabii... özellikle entegre olduğun olaylar var. Şimdi İstersen biraz da onları kademe kademe açalım sevgili Serkan. Bundan sonra gene tiyatro oyunlarımız, işte şiir yarışmalarımız, kısa film yarışmalarımız bu tarz. Yani kendi yazdığım kısa film, güzel bir konuyla alakalı bir kısa film yaptım. Örneğin onlarla nedir konusu alakalı, neydi? Yani. Ulusallıkla, yani kendi ulusumuzla alakalı bir şeydi. Geçmişten bugünümüze, yani şöyle kısaca özetleyecek olursak, şöyle söyleyeyim...